Merhaba masal sever. Bugün sana Astronot Domuzcuk masalını okuyacağım. Ama istersen sen de birmasal.com'a girerek oradan okuyabilirsin. Hadi hadi masala. Astronot Domuzcuk. Bir varmış, bir yokmuş. Evrenin en güzel ormanında bütün hayvanların mutlu ve huzurlu yaşadığı bir ülke varmış. Bu ülkede azimli bir domuzcuk yaşarmış. Azimli domuzcuk gökyüzünü izlemeyi, yıldızları incelemeyi çok severmiş. Gökyüzünü hep daha yakından görmek ve incelemek isteyen Azimli, çocukluğundan beri hep astronot olmak istermiş. Ve bunun için de en büyük hedefi bir uzay üstünde çalışmakmış. Okuldaki arkadaşları ise sürekli onunla alay eder ve astronot domuzcuk olamayacağını söyler dururlarmış. Azimli domuzcuk buna ilk başlarda çok kırılır ve alınırmış. Ama sonraları artık bu cümleleri kendine hedef olarak almış. Ben astronot olacağım diye diye hep araştırmış. Kitaplarını almış, okumuş, sürekli kendini geliştirmiş. Artık azimli domuzcuk arkadaşlarına astronot olma isteğini inandırmaktan vazgeçmiş. Azimli domuzcuk babasından aldığı haftalık okul harçlıklarıyla bilim dergisine üye olmuş ve oradan güncel bilgileri takip edip durmuş. Saatlerce yıldızları izlemek ve bir gün oraya ulaşacağının hayalini kurmak azimli domuzcuğun her gece uyumadan önce kurduğu hayalmiş. Her gece gökyüzünden kendine bir yıldız seçip ona hayallerini anlatırmış. Ailesi Azimli'nin dergilerini okuduğu zaman, yıldızları izlediği zaman onu hiç rahatsız etmezlermiş. Azimli domuzcuk ailesi konusunda hep çok şanslıymış. Bir gün Azimli Domuzcuk okunabilecek bütün kitapları okuduktan ve izlenecek bütün belgeselleri izledikten sonra yeni kaynaklar için kitap evine giderken başkent Kamara'daki var olan uzay üstüne çalışma arkadaşları aradıklarına dair ilanı görünce Azimli Domuzcuk çığlık ata ata etrafında dönmüş. İşte bu. Sonunda hayallerime kavuşacağım. Demiş. Sevinçli sevinçli eve dönmüş ve bu haberi hemen ailesiyle paylaşmış. Çantasını hazırlamış ve ilk otobüsle başkent Kamara'ya doğru yola çıkmış. Sabahın ilk ışıklarıyla Kamara'ya varan Azimli hemen uzay üstüne gitmiş. Uzay üstüne giriş yaparken bile çok heyecanlı olan Azimli hemen kayıt yaptırmış ve bekleme salonuna geçmiş. Bekleme salonuna girdiğinde tek kadın olduğunu fark eden Azimli bu duruma çok şaşırmış. Köpekler, ayılar, domuzlar, geyikler, yani neredeyse birçok hayvan varmış ama hepsi erkekmiş. En son gelen kişi meraklı domuzcuk olduğu için sıranın ona gelmesini beklemiş. Sıra ona geldiğinde büyük bir heyecan ve sevinçle içeri girmiş meraklı domuzcuk. Uzay üssünün genel başkanlarının soracağı sorular ve bir takım testlerden geçmesi gerekiyormuş meraklının. Bütün
testlerden geçmiş ve sıra sorulara gelmiş. Her soruyu en doğru ve en detaylı cevapları veriyormuş meraklı. Bütün sorulardan sonra aklına okuduğu dergilerden, izlediği belgesellerden parçalar geliyormuş ve büyük bir hevesle cevaplıyormuş soruları. Mutlu bir şekilde oradan ayrılan meraklı domuzcuk, ertesi gün açıklanacak sonuçları beklemek için oradan bir otelde konaklamış. Sabah olmuş ve içi içine sığmayan meraklı domuzcuk uzay üstüne gittiğinde asılan listede kendi adını görünce çığlıklarına hakim olamamış. Eğitimlerden geçtikten sonra ilk uzaya çıkışında bütün yıldızlara evinin penceresinden kat ve kat yakın olan meraklı domuzcuk her hayali için sonuna kadar çalışması ve istemesi gerektiğini bir kez daha anlamış. Ya masal arkadaşım, hayallerimizden vazgeçmeyelim değil mi? Yine bir masalın daha sonuna geldik sevgili masal arkadaşım. Ama diğer masallarımızdan haberdar olmak istiyorsan seni hemencik YouTube kanalımıza abone olmaya davet ediyorum.